Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir haber panoramayla karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı boyunca yapmış olduğu çalışmaları, Başkan Ergün'ün programlarını, kültür sanat etkinliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Raşide Kuyumcu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelsiz bir yaşamı savunduklarını ifade ederek, engelli bireyler ve aileleri için bugüne kadar yürütülen çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı duyarlılıkla devam ettirileceğini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Nail Türkel'in yağlı boya resim ve el sanatları sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açıldı. Türkel'in yaptığı resim ve el sanatları ürünlerle ortaya çıkan sergi davetliler tarafından büyük beğeni topladı. İlçe turlarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes'te yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Ergün, kurmaylarıyla birlikte ilk olarak Gördes'in prestij caddelerini inceledi. Gördes ziyareti kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığını da ziyaret eden Başkan Ergün, ilçe başkanı Abdurazik Yonat ve yönetimiyle bir araya geldi, sohbet etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes'te mahalle muhtarlarıyla da buluştu. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 4,5 yılda Gördes'e 83 milyon liralık yatırım yaptığını dile getiren Başkan Ergün, oy veren vermeyen ayrımı yapmadan vatandaşın layık olduğu en güzel hizmeti ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes'te 101 mahalle projesiyle alt ve üst yapısı yenilenen Karayağcı Mahallesi'ni inceledi. Başkan Ergün, mahalledeki çocuklara minik hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu. Mahalle sakinleri yapılan alt ve üst yapı çalışmaları için teşekkür ederek, Başkan Ergün'ün ziyareti nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bozmalardan sonra güzel oldu canım. Önceden o kadarlıktın yani. Çamur dumurla. Baksa ya şu memleket baksa güzel. Bak bu ülkemizin her tarafı döşeme. Depolarımız yapıldı. Altyapımız bitti. Yeni su kazdırdık yine. Çok memnunuz. Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının 84. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da düzenlenen törenle kutlandı. Manisalı kadınlar Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi trafikte ömrünü tamamlamış olan araçları makine kimya endüstrisine devretti. Resmi gazetede yayımlanan kanuna göre hurda araçların bertaraf edilmesinde tek yetkili kuruluş makine kimya endüstrisi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de hurdaya ayrılan 11 resmi, 157 sivil aracı makine kimya endüstrisinin Ali Ağa'daki hurda işletme müdürlüğüne gönderdi. Atatürk Gençlik Merkezi'nde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 84. yıl dönümü sebebiyle 5 Aralık 1934'ten 2018'e Çağdaş Türk Kadınının Gelişimi adlı seminer düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yardımsevenler Derneği Manisa Şubesi işbirliğiyle yapılan seminerde Türk kadınının önemi vurgulanarak erkek ve kadın eşitliğine dikkat çekildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bilinçli aileler ve sağlıklı bebekler yetiştirilmesi amacıyla başlattığı Hoş Geldin Bebek projesi Aralık ayında da devam etti. Sosyal Hizmetler Dairesi, Hoş Geldin Bebek projesinden yararlanan aileleri ziyaret ederek ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Hoş Geldin Bebek projesine katılan anne ve babalar, projeden memnun olduklarını belirtirken, Ebe Gülşah Filiz'den edindikleri bilgileri ise faydalı bulduklarını söylediler. Gayet başarılı ve güzel bir proje. Çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Her zaman da ayağınıza sağlık. Bekliyoruz. Ebe ile yaptığınız sohbette bilgileri faydalı buldunuz mu? Evet, çok faydalı. Çünkü bebeğimde birkaç problem vardı, sağlık problemi. Onlar da sayesinde cevap bulup aşıldı. Ya iyi oldu tabii. Hani hem çocuğun genel durumunu da görmüş olduk. Hani kendimiz de içimiz rahat etti. Zaten sarılıkta olduğu için hani doktor, yani ebenin görmesi de iyi oldu. Sağ olun, yine de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Memnun olduk geldiğiniz için. Teşekkürler. Allah razı olsun katkılarınızdan dolayı. Çok güzel, çok memnunuz. Hani çok teşekkür ederiz. Öncelikle Cengiz Ergün hani belediye başkanımıza. Hani gerçekten çok sağ olun. Çok hani hizmetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi yardıma muhtaç vatandaşlarımıza elini uzatmaya devam ediyor. Büyükşehir soluk borusuna fındık kaçtığı için yürüme ve konuşma yetilerini kaybeden Ömer'in ve Şahin ailesinin yanındaydı. Şahin ailesiyle yapılan görüşmede yaklaşık bir yıl önce boğazına fındık kırığı kaçtığı için beyin fonksiyonlarından bazılarını yitiren Ömer'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları fizik tedavi desteğinde karar kıldı. Ömer Yasir'in şifa bulabilmesi için her yöntemi deneyen Şahin ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle oğullarının iyileşeceğini umuyor. Şu an fizik tedavi olarak beklentimiz vardı. Evet, onu da karşılayacaklarını söylediler. Teşekkür ederiz kendilerine. Ömer ilk aşamalar kötü durumdaydı. Yol almaya başladık çok şükür. Ağzımızdan beslenmeye başladık. Başımızı yavaş yavaş tutmaya başladık. İsmin artık tepki veriyor yavaş yavaş. İyiye gidiyoruz çok şükür. Daha da iyi olacağız inşallah. Peki Büyükşehir'in yardımından neler bekliyorsunuz? Sadece sıkıntımız fizik tedavi bizim. Bir orada tıkanıyoruz. İnşallah onların da yardımıyla güzel günler göreceğiz. Sosyal yardım ve destekleriyle il genelinde vatandaşların yüzünü güldürmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ve Salihli'de evi yanan ailelere ev eşyası desteğinde bulundu.
Zarar gören ve kullanılamaz durumda olan eşyalarının yenilerine kavuşan yangın mağdurları, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Ahmetli'de yaşayan Dönmez ailesinin eşyaları çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi aileyi yalnız bırakmadı. Allah bin kere razı olsun çocuğum. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim başkanınıza. Dünya durcuksun, o da başımız dursun. Dur, Allah razı olsun. Çok çok selam söyleyin. Allah razı olsun. Elimden tutanlar hepsi de Allah razı olsun. Büyükşehir işte ne istediysek bugüne kadar hepsini sağ olsun verdiler. Başkandan, burada Onur Bey'den, hepsinden Allah bin kere razı olsun. Büyükşehir ekibi Salihli'de de yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Ertunç, Avcı ve Dolman ailelerini ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de eşya desteğinde bulundular. Çok teşekkür ederim. Allah daha çok versin. Allah razı olsun. Yani Cengiz Başkanıma Allah bin kere razı olsun, sağ olsun. Bize bu yardımı şeyi gösterdiği için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun hepinizden. Neler söylemek istersiniz? Sevinç. Üzgünlüğün ağlaması var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Ben çok memnun kaldık. Memnun. Buradan da gördük. Manisa'dan da şeyleri gördük. Yaz ve kış döneminde Manisalı binlerce öğrenciye kapılarını açan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerinde yetişkinler için yüzme kursları açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yetişkinler için açtığı yüzme kurslarına katılan Manisalı vatandaşlar, Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerini Manisa'ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. Ben bu tesislerin varlığından uzun süredir haberdarım. Tesislerin voleybol müsabakaların sırasında seyirci olarak kullanmıştım. Havuzunda bir aydır keyfini çıkarıyorum. Bir aydır yüzme konusunda kurs alıyorum, teknikler öğreniyorum. Bir aylık bir süre sonunda gayet iyi bir duruma geldik. Ve yüzme konusundaki ustalıkları açısından gayet memnunuz. Hem kendilerine, hem bu organizasyonları düzenleyenlere, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Ben buraya daha yeni başladım. Özellikle yüzme öğrenmek isteyenlere tavsiye ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu hizmet hem yüzme bilmeyenlerin yüzme öğrenmesi açısından hem de yüzmenin sağlığa büyük bir katkısı açısından çok güzel olmuştur, iyi olmuştur. Buraya ben herkese tavsiye ederim. Nasıl, sizde biraz ilerleme var mı? Öğreniyor musunuz? Evet, yani geleli daha yeni oldu, bir hafta oldu. Buna rağmen bayağı yüzmede yüzmeyi öğrendik sayılabilir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Perşembe günü mesaisini Saruhanlı'ya ayırdı. Başkan Ergün, öğle yemeğinde muhtarlarla buluştu. Başkan Ergün, Saruhanlı'ya yapılan ve yapılması planlanan yatırımları anlattı. Manisa'nın büyükşehir olması nedeniyle sıfırdan bir büyükşehir belediyesi yapılanmasının içinde kendimizi bulduk. Bu yapılanmanın sancılarını sizlere yansıtmamak için gece gündüz demeden ekibimizle birlikte canla başla çalışmaya bugüne kadar yürüttük. 17 ilçemiz ve 1088 mahallemiz bizden hizmet bekliyor. Altyapısı olmayan, kanalizasyonu bulunmayan, yolu bozuk, köprü ihtiyacı olan mahallelerimiz, köylerimiz olduğunu üzülerek gördük. Dedik ki, Manisa'da yaşayan her vatandaşımız merkezde ne varsa aynı hizmeti alsın. Bunu yapmak için önceliğimiz altyapıydı.
Altyapı olmadan çalışma yapmak bize göre değil dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım. Çocuklarımız temiz su içsin. Kanalizasyon hatlarını yenileyelim. Bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı'daki temaslarına kurum çalışanları ve esnafla devam etti. Başkan Ergün, hem personeline moral verdi, hem de vatandaşlara Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımlarını anlattı. Başkan Ergün, beraberindeki heyetle birlikte Saruhanlı'nın Koldere Mahallesi'ne de gitti. Büyükşehir heyeti, Koldere girişinde mahalle muhtarı İbrahim Durbay ve vatandaşlar tarafından çiçekler ve davul zurna eşliğinde karşılandı. 11 milyon 600 bin lira yatırımla köyden şehre dönüşen Koldere'de çalışmaları inceleyen Başkan Ergün, personele iyi çalışmalar diledi. Başkan Ergün, Saruhanlı programı kapsamında Mütevelli Mahallesi'ne de uğradı, yöre halkıyla bir araya geldi. Mütevelli halkı, Başkan Ergün'ü çiçekler ve Türk bayrağıyla karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklerin Aralık ayı teması Mutlu Çocuk oldu. Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir konulu seminer düzenlendi. Büyükşehir uzmanları ailelere çocukların nasıl daha mutlu ve başarılı olacağını anlattı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Manisa Şubesi'nde eğitim gören öğrencilerin hazırlamış olduğu Tut Elimi, Geleceğim Olsun El Sanatları ve Resim Sergisi Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda açıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İşkur İl Müdürü Eşref Arslan'ı makamında ağırladı. Başkan Ergün, Arslan'a yeni görevinde başarılar diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Yunus Emre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarından sonra bozulan yollarda yama ve düzeltme çalışması yaptı. Minik Kalpler'de Öğretmen Sevgisi sergisi Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde açıldı. Ana sınıf öğrencilerinin öğretmenleri için yaptığı resimlerin yer aldığı sergi gezenlerin beğenisini kazandı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılının son meclisini Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında yaptı. Meclis gündemine gelen maddeler meclis üyelerinin katılımıyla karara bağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptığı konuşmasında herkesin yeni yılını kutlarken hayırlı olsun dileklerini de iletti. Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi, kan bağışı nasıl yapılır ve faydaları nelerdir gibi pek çok bilginin yer aldığı Kan Veriyoruz, Umut Oluyoruz adlı seminer düzenledi. Manisa Protokolü'nün de katıldığı seminerin sonunda katılımcılar da kan bağışı yaptı. Doktor İsmet Nardal, kan bağışı toplama aracı tahsis ettiği için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir deyince kalbim sıcak sıcak çarpıyor. Çünkü çalışmalarımıza çok büyük katkı sağladı Sayın Başkanım. Aşağı yukarı o arabadan aldığımız kan 36 bin kişiye hayat verdi. Bu anımsanamayacak büyük bir rakam. Manisa İl Hayvan Koruma Kurulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü önderliğinde dördüncü kez toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş'ın da yer aldığı kurulda, Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları ve barınaklar noktasında sürdürdüğü girişimleri aktardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi amatör spor kulüplerine yaptığı maddi desteklerine bir yenisini daha ekledi. 46 amatör spor kulübüne 264 bin liralık yardımın yapıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2009 yılından bugüne büyük kısmını sportif tesisleşmenin oluşturduğu 81 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve 2014'ten itibaren de 10 milyon liraya ulaşan nakdi desteğin amatör kulüplere verildiğinin altını çizdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'yla Manulaş Şehir İç Ulaşım Güzergahları yön çalışmalarıyla elektrikli otobüs hatlarını masaya yatırdı. Elektrikli otobüslerin de katılımıyla şehir içi ulaşım güzergahlarının netleşeceği bilgisi verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ziyaretleri kapsamında Ahmetli'de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Ergün, ilçede Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Binası önünde mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Burada muhtarlara hitap eden Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin çalışmalarını anlattı ve ilçenin adeta çevresinin değiştiğini belirterek Ahmetli'ye 33 milyon liralık hizmet kazandırdıklarını söyledi. Başkan Ergün ayrıca, daha iyisini yapmaya istekliyiz, dedi. Tüm bu projelerimiz 19 milyon liraya aştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak. Eski parayla 19 trilyon. Maske Genel Müdürlüğümüzü de üstüne eklediğimizde bu miktar 33 milyon liraya ulaşıyor. Tam tamına 33 trilyonluk bu hizmetlerimiz Ahmetli ilçemize helali hoş olsun, hayırlı olsun. İnsanız, eksiğimiz olacaktır. Ulaşmakta geciktiğimiz yerler olmuştur. Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, biz hiçbir zaman siyasi düşünmedik. Oy kaybısı gütmedik. Manisa'mıza, sizlere, bu şehirde yaşayan her bir bireyin gönlüne dokunmak için çalıştık. Ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz inşallah.
Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın her zaman söylediğim gibi teminatıdır. Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz. Çünkü biz Ahmetli'mizi, çünkü biz Manisa'mızı ve 17 ilçemizi çok seviyoruz. Bundan sonraki süreçte Cenab-ı Allah nasip eder. Yine birlikte çalışırsak yine çok güzel hizmetlerle karşınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hep birlikte el ele ve gönül gönüle Manisa'mıza ve Ahmetli'mize daha güzel hizmetleri kazandırmak dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplantının ardından Ahmetli'de Prestij Cadde kapsamında yenilenen Atatürk Caddesi ve yapımı devam eden Demircilerle Hükümet Caddelerinde incelemelerde bulundu. Çarşı esnafı ve vatandaşla bir araya gelen Başkan Ergün, gençler tarafından Büyük Başkan Hoş Geldin pankartıyla karşılandı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Ahmetli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Başkan Ergün, partililerle bir araya geldi ve yaklaşan yerel seçim öncesi istişarede bulundu. Ahmetli ilçe ziyareti kapsamında Yaraşlı Mahallesi'nde de vatandaşla bir araya gelen Başkan Ergün, davul zurna eşliğinde karşılandı, mahalleliler tarafından ilgi yoğun oldu. Mahalle kahvesine geçerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, burada yaptığı konuşmada Yaraşlı Mahallesi'ne yapılan hizmetlere de değindi. Hizmetimizi her noktaya, dediğim gibi oy vermiş vermemişe bakmadan bu hizmetlerimizi ihtiyaç sırasına göre, öncelik sırasına göre yapmaya çalıştık. İşte Yaraşlı'da altyapısını tamamladığımız bir mahallelerimizden bir tanesi. Kanalizasyonuyla, içme suyuyla, depolarıyla ve üst döşemesiyle, taş döşemeleriyle ilçe merkezlerinde yaptığımız işleri burada da tamamladık. İlk 101 mahalle kapsamında yaptığımız altyapı yatırımını alan mahallelerimizden bir tanesi. Helal hoş olsun her şeyden önce. Onu söyleyeyim. Başkan Ergün, Yaraşlı sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra davul zurnayla uğurlandı. Ahmetli'de vatandaşlarla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ilgi yoğun oldu. Ahmetli halkı da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ergün'den duydukları memnuniyeti dile getirdi. Biz Cengiz Başkanım'ın yaptığı hizmetlerden samimi olarak söylüyorum çok memnunuz. Hatta şu an aşağıda çalışması devam eden ana cadde Atatürk Caddesi'nin çalışmaları var. Bittiğinde çok güzel olacağına inanıyoruz. Diğer yapılan hizmetlerden de bütün muhtar arkadaşlarım, bizim Hacı Köseli dahil Orman Köyü olarak geçiyor ama oranın falan altyapılarının hepsi çözüldü. Yani Büyükşehir'in bünyesinde birçok hizmet geldi. İnşallah devamında da daha iyi hizmetlerin geleceğine Cengiz Başkanım'la beraber bütün muhtar arkadaşlarımızın inancı bu görüşte olduğunu belirtirim ben sizlere. Mahallemize döşeme taşları yapıldı. Kanalizasyonun eksik olan yerleri yapıldı, parklar yapıldı. Aşağı yukarı diyebilirim ki benim mahallede eksik bir şey kalmadı gibi. Mahallemde hepsi oldu Allah'ın izniyle. Büyükşehir'den hakikat çok memnunuz. Yapılmış hizmetlerine çok çok teşekkür ediyorum başkana. Manisa Büyükşehir'in yapmış olduğu hizmet, yani şimdi Gökkaya'nın bugüne kadar görebileceği en büyük hizmetlerden bir tanesini aldı. Şu an daha önce bizim orası belediyelikti. Belediyeden mahalleye dönüştük. Yani bugüne kadar yapılacak olan en büyük yatırım yapıldı. 4,5 milyon TL'lik bir yatırım yapıldı şu an. Hala da devam etmekte kanalizasyon işimiz. %90'larla şu an bitmek üzere yani. Parsellere geçtiler. Allah'ın izniyle içme suyuna da gireceğiz en yakın zamanda. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'ma
Çok çok teşekkür ediyorum. Ahmet esnafı olarak Cengiz Başkanımızın Ahmet'imizi ziyaret etmesinden çok memnun olduk. Kendisinin yapmış olduğu hizmetleri zaten takdirle takip ediyoruz. Spordan altyapı hizmetlerine, çevre düzenlemesinden sosyal faaliyetlere kadar başarılı görüyoruz, başarılı buluyoruz. İnşallah yeni dönemde de Ahmetli'de de onunla iyi hizmet edebilecek bir belediye başkanı daha güzel hizmetler yapar diye düşünüyoruz. Biz Cengiz Bey'den çok memnunuz. Vallahi onun yaptıklarını biz teşekkür etsek azdır. Fakat onu tekrardan başımızda görmek istiyoruz yani. Değeri bizim için bağ biçilmez. Öyle bir başkanı Allah bize nasip etti. Allah her tarafa nasip etsin yani. Bir şey demeye gerek yok. Cengiz Başkan'ın her tarafa eli yetişiyor yani. Hani ona seviyoruz ya. Belli yani. Demeye hiçbir şey gereği yok yani. Oyumuz yine Cengiz Başkan'a Manisa'da. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz başkanımıza her şey için. Sağ olun. Manisa Büyükşehir Belediyesi çocuklara ve gelişimlerine oldukça önem veriyor. Geçen yıl beslenme bozuklukları üzerine seminer düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir adlı seminerle velilere yol gösterdi. Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası, Manisa Sebze ve Meyve Toptancı halinde de kutlandı. Yerli Malı Haftası kutlamalarında miniklerle yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ilgi de yoğun oldu. Miniklere hitap eden Başkan Ergün, "Sizden tek bir beklentim var, Atatürk'ün izinde ülkenizi ve bayrağınızı korumanız," dedi. "Sizden tek bir beklentim var, Atatürk'ün izinde ülkenizi, milletinizi ve bayrağınızı sevip korumanız. Başka hiçbir beklentimiz yok." Minik öğrenciler de yerli malı kullanımının önemine dikkat çekti. "Çok mutluyum, haldeyiz. Cengiz Ergün gelecek sanırım. Bugünün anlamı nedir? Yerli malı haftası nedir?" "Yerli malı haftası yurdumuzun malını kullanmak. Öyle paramızı kullanmak. Meyveler, sebzeler var." "Peki bugünün anlamı ne?" "Yerli malının önemini anlamaya çalışıyoruz burada." "Yerli malı ne demektir?" "Yani yerli malı kendi ülkemizin meyve ve sebzelerini tüketmek. Tüketmek ve üretmek. Kendimiz üretip kendimiz tüketmek. Ve kendi ekonomimize katkı sağlayacağız böylelikle, değil mi?" "Evet." "Peki buradan ne tavsiye edersin tüm arkadaşlarına?" "Yani kendi ülkemizin malını ve kendi ülkemizin malını tüketelim. Meyveler, sebzeler." "Yerli malı haftasının önemi nedir? Ne demektir yerli malı?" "Bizim ülkemizin meyveleri, sebzeleri. Yani bu kadar." "Yerli malı haftasında söylemek istediğin şey nedir? Herkes yerli malı kullansın mı?" "Evet." "Ne demek istersin arkadaşlarına?" "Yani ülkemizi koruyalım, yerli malını kutlayalım." "Sebze, meyve, yerli malının Türkiye'deki önemi." "Nereye ineceksiniz? Peki yerli malı ne demektir? Neden önemlidir?" "Kendi ülkemizde yetişen sebze meyveleri tüketmek ekonomimize daha çok katkılarda bulunmaktır." "Peki senin gibi arkadaşlarına neler söylemek istersin? Herkes yerli malı kullanmalı mı sence?" "Bence de kullanmalı. Çünkü yerli malı ekonomimizi dediğim gibi güçlendirir. Geleceğimiz için yerli malı kullanalım." "Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı." Müzik.
Yerli Malı Haftası nedeniyle Manisa Sebze ve Meyve Toptancı halinde minik öğrencilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, miniklerin kendisine yaptığı sürprizle duygulandı. Gazi İlkokulu öğrencileri kendileriyle aynı sıralarda eğitim gören Başkan Ergün'e Gazi İlkokulu diplomasını hediye etti. İlkokul diplomasını ve o yıllardaki fotoğrafını karşısında gören Başkan Ergün hem şaşırdı hem de duygulandı. Duygulanmamak elde değil diyen Başkan Ergün, bugün bizim olduğumuz makamları yarın onlar dolduracak dedi. Tabii duygulanmamak elde değil. İşte bugünün bu evlatları yarın bizim makamlarımızda inşallah olacaklar. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok güzel, çok güzel bir duygu. Çok şükür Rabbime. Çok şükür bugünleri gösterdi bize. Vatan için, millet için, ülkenin bekası için, birliği için bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece, bu cumhuriyet sürdüğü sürece inşallah en güzelini, en iyisini yine bu evlatlarımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapmaya çalışacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kent içi trafiği rahatlatmak ve çevreye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan çevre dostu elektrikli otobüsleri yerinde inceledi. Elektrikli otobüslerin bakım, onarım ve şarj istasyonunda da incelemelerde bulunan Başkan Ergün, son durum hakkında bilgiler aldı. Otobüsleri büyük bir titizlikle inceleyen Başkan Ergün, aracın direksiyonuna geçti, test sürüşü yaptı. Hem kapasite hem de konfor olarak yüksek kalitede olan otobüslerde araç içinde telefonların şarj edileceği yerlerde bulunuyor. Başkan Ergün, çalışmaların Ocak sonu, Şubat başı gibi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Şu anda ilk etapta bugün itibariyle 10 tane 18 metrelik otobüsümüz Manisa'ya mevcut şu anda içinde bulunduğumuz şarj istasyonuna girmiş durumda, tamamlanmış durumda. Tahmin ediyorum zaten dün de bununla ilgili iki gün öncesi yol şube, ulaşım ve manulaş bünyesinde toplantımızı yapmıştık. Önümüzdeki hafta da herhalde bir iki hafta daha bu toplantılar devam edecek. Mevcut hem servis güzergahlarının hem yolların ana arterdeki çalışacak olan bu elektrikli otobüslerimizin tercihli yol noktasındaki çalışmalarıyla ilgili hazırlıklar hemen hemen artık son noktaya geldi. Tahmin ediyorum Ocak sonu gibi, Şubat başı gibi bu araçlarımızı Manisa'da inşallah hizmete sokma noktasında olacağız diye düşünüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de evlerinin yanması sonucu eşyaları kullanılamaz durumda olan iki aileye eşya yardımında bulundu. Aileler, sosyal belediyecilik doğrultusunda hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Başvuruyu muhtarlık öncelikle söyledi. Başvurumuzu yaptık, talepte bulunduk. Sağ olsun Cengiz Başkanımız da bizi kırmadı. Bütün evi yanan arkadaşların adına da teşekkür ediyorum. Çek yat, buzdolabı, çamaşır makinesi. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Müzik.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçelerdeki alt ve üst yapı yatırımları ve planlanan çalışmaları görüşmek üzere Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün'le bir araya geldi. Toplantı hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, "Önümüzdeki süreç içerisinde çalışmalarımızı daha da hızlandırarak ivedi bir şekilde hayata geçireceğiz." diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Manisa'nın şehir içi yollarını yenileme çalışmaları yapıldı. Manisa'nın sanayi şehri olmasına da bağlı olarak ağır tonajlı araçların sık geçmesi nedeniyle deforme olan yolların yenilenmesi çalışması tüm hızıyla devam etti. Asfalt döküm çalışmalarıyla aynı anda kaldırım yenileme çalışmaları da yapan büyükşehir ekipleri vatandaşları mağdur etmemek adına 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdü. Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir seminerleri devam etti. Velilere yol gösterilmesiyle çocukların geleceğinin aydınlanmasını amaçlayan seminerden veliler oldukça memnun kaldı. Düşüncelerinizde bir değişiklik oldu mu semineri izlerken? Tabii Merve Hanım'dı değil mi? Siz bir taraftan anlatırken benim kafam bir taraftan çocuklara gitti. Evde şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hani veliler arasındaki yarış biraz kafama takıldı. Şimdi benim büyük kızım 4. sınıfta sınavdan bir puan alınca diğer arkadaşın kaç aldı diyorum, hemen soruyorum. Hani siz veliler arasındaki yarış deyince o geldi aklıma, öyle yapmamam gerekiyor tabii ki. Tabii ki faydalı bilgiler anlatılıyor. Bunların daha çok olmasını candan yürekten isterim. Mesela Büyükşehir Belediye'mizin böyle şeyleri katıldığı, yaptırdığı için çok teşekkür ederim. Ben çok beğeniyorum. Zaten büyük kızım da şu an ilkokul 5. sınıfa gidiyor. Merve Hanım'ın anlattığı sıkıntıları yaşıyoruz. Benim için çok faydalı olacağına inanıyorum zaten. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'nın bölgesel ısıtma sisteminden daha verimli faydalanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bir otomasyon firması, sistemin daha da geliştirilebilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumu dinleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Soma bölgesel ısıtma sisteminin Türkiye'nin ve Avrupa'nın gözde projelerinden biri olduğunu vurguladı. Gençoğlu, bu önemli projeyi geliştirerek daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kadim İzler Klasik Türk Sanatları sergisi Manisalılarla buluştu. Manisa Celalber Üniversitesi Yükseköğretim Vakfı yararına hazırlanan sergide sanatçılar Suna Ongan ve Arkın Ongan'ın öğrencileriyle birlikte hazırladıkları eserler yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Hazreti Mevlana'nın anlatıldığı programda tasavvuf, müziği dinletisi ve sema gösterisi sahnelendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Spor altyapısından yetişen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi takımıyla estetik jimnastik dünya şampiyonluğunu kazanan ikiz kardeşleri ağırladı. Başkan Ergün, Melisa ve Dilay Morsümbül'ü elde ettikleri şampiyonluk dolayısıyla tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, muhtarlar toplantısı nedeniyle gittiği Demirci'de bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Ergün, Büyükşehir Hizmet Binası'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Hizmet Binası'na uğrayan Başkan Ergün, personel tarafından karşılandı. Büyükşehir çalışanlarıyla tek tek selamlaşan Başkan Ergün'e, müziksever bir vatandaş da kendi yaptığı çalgı aletini hediye etti. Başkan Ergün daha sonra Demirci'de muhtarlarla bir araya geldi. Yapılan hizmetlerin ve taleplerin değerlendirildiği muhtarlar toplantısında konuşan Başkan Ergün, Demirci'ye yapılan yatırımların 75 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci'mize yaptığı yatırım tam 40 milyon lira. Maskenin yaptıkları bunun dışında. Onu da ekleyelim. Manisa Büyükşehir ve Maskenin Demirci'mize yapmış olduğu yatırım 75 milyon liraya ulaştı. Eski parayla 75 trilyon lira. Hiçbir ayrım yapmadan, sadece Manisa sevgisiyle, Demirci sevgisiyle her yere plan ve programlarımız dahilinde ulaşmaya çalıştık. Yeri geldi, yollarınız kazıldı. Yeri geldi, yaptığımız çalışmalarımız nedeniyle sularınız kesildi. Öncelikle verdiğimiz rahatsızlık nedeniyle bir özür borcumuz var. Çünkü çok şükür bugün sorunlarının birçoğunu Büyükşehir ile aşmış, 75 trilyonun üzerinde yatırım almış bir Demirci görmüş olmanın mutluluğu ve huzuruyla karşınızdayız. Yapılan hizmetlerin ve taleplerin konuşulduğu toplantıda Demirci'nin 101 mahalle muhtarının 80'i hazır bulundu. Demirci muhtarları mahallelerine yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini belirtirken, hizmetleri sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkürlerini iletti. Mahallemizde tarihi sorunları Cengiz Başkanım çözdü. Memnunum, güzel bir yatırım oldu. Köyün bayağı da çok kötüydü. Daş üzerinde, altyapı üzerinde güzel bir çalışma oldu. Mahallem temizlendi, güzel bir çalışma oldu. Ondan dolayı çok memnunum, çok da teşekkür ediyorum. Köyümüze yollarda düzenleme yapıldı, virajlar kaldırıldı. Hatta bazı yerlere kore gaborlar, atyon, baksar konuldu. Yani ne sıkıntımız varsa şu ana kadar yaptım, tamamı giderildi. Bizim altyapımız bitti tamamen. Su sıkıntımız vardı, o da su da yeri giderildi, o da yapıldı. Biz mahalle olarak memnun, teşekkür ediyoruz. Halkımız da yani bunu biliyor zaten bilinçli olaraktan. Valla takdir ediyoruz her konuda. Söz verildi halde hiçbir hizmeti alamamış da. Manisa Büyükşehir olalı Cengiz Başkanımızdan altyapı hizmetleri komple, kanalizasyon değişimi olsun, su değişimi olsun, üstünün yenilenmesi olsun, taş döşemesi olsun. Kendilerinden aldık, Allah razı olsun diyoruz. Ve mahallemiz yeni bir görünüme kavuştu. Demirci'de İmrenler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ergün, burada büyük bir sevgiyle karşılandı. Başkan Ergün, İmrenler Mahalle sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, "Manisa'nın her bir mahallesine hizmet götürmek görevimiz." dedi. İmrenler Mahalle Muhtarı Saadettin Akgül ise, Başkan Cengiz Ergün'e verdiği sözlerde durduğu için teşekkür ederek plaket takdim etti. Ardından Yeşildere Mahallesi ziyaret edildi. Başkan Ergün ve beraberindekileri Yeşildere Muhtarı Yüksel Topuz ve vatandaşlar karşıladı. Büyükşehir'le birlikte yepyeni bir görünüm kazanan mahallenin sakinleri hazırladığı pankartla teşekkür etti.
Başkan Ergün, Yeşildere sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, "Şartlar müsaade ettikçe hizmet etmeye çalışıyoruz," dedi. Yeşildere Mahalle Muhtarı ve vatandaşları da büyükşehirin yapmış olduğu hizmetlerden bahsederek memnuniyetlerini iletti. Mahallemize altyapımızı, su, kanalizasyon şeylerimizi döşedi. Sağ olsun, var olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den çok memnunuz. Allah razı olsun. Şu anda hizmet altyapı, döşeme uygulaması güzel. Çok güzel. Yani ilkten daha önceden çamurdu. Çamurdan kurtulduk. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Altyapımız hiç yoktu. Yaklaşık 7-8 kilometre altyapısı döşendi. 14-15 kilometre su yolu döşendi. Yani su boruları yenilendi. Altyapısı ve üst yapısı tamamen biten bir köyüz. Allah razı olsun Cengiz Başkan'dan. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kadın Kafası adlı tiyatro oyunu tiyatro severlerle buluştu. Manisa Polis Eşleri Derneği yararına sahne alan oyun büyük beğeni topladı. Usta oyuncular da Büyükşehir Belediye Televizyonu'na Manisa seyircisiyle buluşmaktan büyük keyif aldıklarını söylediler. Çok sıcak, ben zaten İzmirliyim. sıcak bir yer, insanları da öyle, şehir de öyle, sahnesi de öyle. Manisa seyircisi ne kadar güzeldir diye konuştuk. Yani neşeli, katılımcı, ilgili, tiyatroyu seven ve bol kahkahayı seven bir seyirci. Biz çünkü hani siz nasıl oyuncuları nitelendiriyorsunuz, biz de aslında il il hangi seyirci nerede nasılı çok iyi biliriz oyuncu olarak. Ve Manisa bunların içerisinde hani böyle birden ona kadar sıralarsak birinci sırada falan, yani böyle number one gibi bir yerde. Çok güzel seyirci. Her zaman buranın seyircisi çok iyiydi. Bizi her zaman yükselttiler. Biz onlarla birlikte coşuyoruz. Çok da keyif alıyoruz burada olmaktan. Sizin Manisa kebabı yani çok iyi. Geziyoruz, tozuyoruz. Güzel, butik, çok güzel bir şehir burası. Çok keyif alıyoruz buraya her yıl gelmekten. Artık bir değil, iki, üç, beş geliyoruz. Aile gibi olduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz açıkçası. Bu projelerin çok fazla artması gerekiyor Türkiye'de. Çünkü aslında çok yapılıyormuş gibi gözükse de aslında çok eksiğiz bu konuda. Bunlar arttıkça tiyatro da daha değer kazanacak. En azından hani sadece eğlence tarafından çıkıp birazcık da en azından bir şeylere katkısı olmaya devam edecek. O yüzden kesinlikle çok büyük destek veriyorum bu tarz projelere. Cengiz Başkan sağ olsun burada yıllardır bir tiyatro kültürü oluşturdu. Her ay farklı bir oyun geliyor. Bu bir yardım amaçlı organizasyona dönüşüyor. Yani hem iyilikten sanat, hem sanattan da iyilik doğmuş oluyor. Biz her gittiğimiz yerde buraya örnek gösteriyoruz. Yani diğer belediyelere de bakın, Manisa Büyükşehir Belediyesi böyle bir şey yapıyor. Hem buradan bir yardım doğuruyor, hem tiyatro insanların ayaklarına götürmüş oluyor, getirmiş oluyor ve sanatı da bu vasıtayla gerçekleştirmiş oluyor şehrin merkezinde diye hep bir örnek veriyoruz. Dolayısıyla diğer belediyelerin de bunu örnek almasını umuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Kurmayları çalışmaları yerinde incelemek ve muhtarlarla bir araya gelmek üzere bu kez de köprü başındaydı. Başkan Ergün ilçe merkezinde siyasileri ve esnafı da ziyaret etti. Başkan Cengiz Ergün köprü başında muhtarlarla buluştu. Yapılan yatırımların ve taleplerin konuşulduğu muhtarlar toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin köprü başına kazandırdığı çok amaçlı etkinlik salonunda gerçekleşti. Başkan Ergün, köprü başına 35 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin köprü başına yaptığı yatırım miktarı ne kadar? Tamı tamına sadece Büyükşehir olarak 25 milyon lira. Maskeyi de buna dahil edince bu rakam köprü başı için sadece 35 milyon lirayı buluyor. Güzel köprü başımıza eski parayla 35 trilyon gibi bir yatırımı yapmış olmanın mutluluğu ve huzuruyla bugün karşınızdayım. Helali hoş olsun. Daha sonra Borlu ve Yumuklar mahallelerine giden Başkan Ergün, vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Vatandaşlar memnuniyetlerini şöyle aktardı. Allah bin kere razı olsun. Yani köyümüzün altyapısını, üst yapısını, bütün yani köye yapmak isteyen her şeyi tamamıyla yaptı. Köyümüz çok memnun.
Biz en büyük başkan Cengiz Başkan diyoruz. İyi ki var yani. İyi ki Manisa'mıza başkan olmuş yani. Allah razı olsun kendisinden. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Önceden buralardan çok sıkıntılar vardı. Şimdi Allah bin kere razı olsun Cengiz Ergün'den. Çok güzel şeyler yaptı. Şimdi her tarafa arabalar gidiyor. Ulaşım süper oldu. Altyapı süper oldu. Allah bin kere razı olsun. Çok memnun konusu. Oy verdiğim için de gurur duyuyorum yani. Yumuklar Mahallesi'ne 6 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattıyla 23 bin metrekare kilit parke ve 3 kilometrede bordür taşı döşediklerini belirten Başkan Ergün, hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek helali hoş olsun dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği muhtarlar toplantısında Başkan Ergün, köprübaşı muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar, mahallelerine yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söylerken teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Pek hizmet gelmiyordu. Ama şimdi her şey Büyükşehir'de olduğu için her şeyimizi görüyorlar sağ olsunlar. Su depomuz yenilendi. Kanalizasyon çalışmalarını bekliyoruz. Biraz önce başkanımız da bahsetti. 2019 yılı içerisinde inşallah olacak. İçme suyu sıkıntımız yok. Yol ulaşım sıkıntımız yok. Memnunuz, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan. Benim köyümün ne ihtiyacı varsa giderildi. Cengiz Başkanımızın sayesinde. Ayrıca MABEM, dershane çocuklarımızın ve geleceklerimiz nesiller için hazırlanan okulumuzda. Ayrıca yine Atatürk meydandan bahsediyorum. Güzel hizmetler oldu. Herhangi bir şikayetimiz, yani memnuniyet, halkımızın memnuniyeti var. Bizim de çok memnunuz. Allah yolunu açık etsin başkanımızın. Yanında ve arkasındayız tekrar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, köprübaşı ziyaretleri sırasında 2012 yılında şehit düşen uzman çavuş Hikmet Güler'in babası Muhammer Güler'i ziyaret etti. Baba Muhammer Güler'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Başkan Ergün, şehidimize Allah'tan rahmet diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2019 yılının ilk aylarında hizmete başlayacak olan ve ulaşıma modernlik getiren elektrikli otobüsler için asfalt çalışmalarının yürütüldüğü İzmir Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Vatandaşları selamlayan Başkan Ergün, esnaflara da hayırlı işler diledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin okunduğu, kahramanlık türkülerinin seslendirildiği programda, çetin kış koşullarında Allahu Ekber dağlarında donarak şehit düşen kahraman vatan evlatları rahmetle anıldı. Ressam Hülya Ersezgin'in gençlik yıllarından bu yana yaptığı eserlerin yer aldığı Niobe'nin Kentinden adlı resim sergisi Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi 4 Ocağı kadar sanat severleri bekliyor olacak. Salonumuz çok güzel. Sayın Cengiz Ergün'ün bize bir hediyesi burası ve biraz da onun için sergiliyorum çalışmalarımı, böyle bir salonu bize hediye ettiği için. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi, Manisalı kadınları kadın sağlığı konusunda eğitimlerle aydınlatıyor. Cinsel sağlıktan iletişime, temizlikten beslenmeye pek çok konuda eğitim alan katılımcılar 13 haftanın sonunda sertifikalarını aldı.
MASKİ Genel Müdürlüğü 28 milyon lira yatırımla Sarıgöl'ün 9 mahallesinde altyapı, üst yapı, içme suyu deposu ve foseptik imalatları gerçekleştiriyor. Toplamda 135 kilometre altyapı, 284 bin metrekarede kilit parke taş döşemesi olan proje kapsamında 7 mahallede altyapı, 5 mahallede ise üst yapı işi tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail Muammer Cider Huzurevi sakinlerini bu yıl başında da unutmadı. Huzurevi sakinleri, kendileri için hazırlanan kutlamada Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.